Merhaba arkadaşlar, Sukule ile Her Taze Nesimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sevgiler gönderiyorum sizlere. Evet, bu videomuzda bundan belki de bir ay önce yapraktan üretim için yatırdığımız sukulentlerimiz, yapraklarımız ne durumda? Ee, bir bakacağız arkadaşlar, <laughs> bir ziyaret videosu yapalım dedim ki e, bir ay sonra tekrardan yine Aynı bu çocukları sizlere video ile gösterebilirim. Ekveriya trompet ve bazı türleri ben üretime almıştım. Şimdi gördüğünüz gibi sonuç gerçekten ama gerçekten muhteşem. İlk olarak görsel olarak size daha yakından göstermek istiyorum. Önce şöyle bir iki tane elime <laughs> elime almak istiyorum. Bakar mısınız? Grapto Douglas arkadaşlar, şu güzelliğe bir bakar mısınız? Evet, kızım benim, canım benim. <laughs> Nasıl da güzeller, maşallah sifanallah ya. <laughs> Bunlarla ben böyle bir ara e, hepsini şöyle şu şekilde koyup arkadaşlar resim çekerdim. Yine öyle bir şey hoşluk yapsam mı acaba? Şey bakar mısınız? Güzelliği görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar yapraktan sukulent üretim yapmak istiyorsanız ve bu hobiye yeni başladıysanız ve ben de bu işi yapabiliyor muyum diye başına geçiyorsanız mutlaka grapto türlerinden başlıyorsunuz. Çünkü en kolay yapraktan üretimi en kolay olan sukulentimiz graptolar arkadaşlar. Grapto petalum paraguayense, paraguayense pink grapto Sedum bronze grapto Mendoza grapto Douglas Yani bu tür graptolarla başlarsanız bu şekilde daha güzel verimli bir sonuç elde edeceksiniz şimdi eğer sıkılmazsanız yine yeni başlayan arkadaşlar ve kanalıma yeni abone olan arkadaşlar için ben bu süreci bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak mevsimden başlamak istiyorum arkadaşlar. En verimli mevsim ilkbahar ve sonbahardır. Yapraktan üretim için ha ben her mevsim yapabiliyorum ama sizler mutlaka ilkbahar ve sonbahar mevsimlerini tercih edin. Ben özellikle sonbahar bebeklerini daha çok seviyorum. Çünkü kışın çok güzel bir şekilde gelişiyorlar. Yaza çok güzel bir kıvama geliyorlar. Evet graptodan başlıyoruz. Mevsim olarak ilkbahar ya da sonbaharı seçiyoruz. Toprak olarak graptoları arkadaşlar e, her çeşit toprakta yapabilirsiniz. Hani bir bahçe toprağında e, bir orman toprağında şuraya bakın bir bıyıkları yıkları. <laughs> <laughs> balık kasasının <laughs> üzerine doğru ee, gitmiş sıpa ya <laughs> çok tatlı bu kuzularım benim anne bunlar şimdi anne süt alıyorlar arkadaşlar bakın anneleriyle beraber besleniyorlar bunlar anne ölene kadar hiçbir şekilde yer değiştirmiyoruz anne tamamen ölecek yok olacak Ondan sonra farklı bir saksıya alabilirsiniz Toprak olarak graptolarda her çeşit toprağı kullanabilirsiniz. Çünkü graptolar hani toprağı bir kenara bırakın herhangi bir tahtanın taşın üzerine koyduğunuzda bile size bu şekilde bebek verebilirler. Ama ekveriyalara özel türlere mutlaka bol pomzalı, kokopitli, vermi vermikülitli, perlitli bir toprak edinmeniz gerekiyor toprak satışım mevcut bu arada. Hem bebek yetiştirmek için hem de bütün bitkilerinize kullanmak için. Şimdi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi ben tabii buna gözüm doymamış. Grapto Douglas. Bir tane daha elime Grapto Douglas'ım geçti. Ve onu sizlerle nasıl yapacağım paylaşacağım ama e, şöyle alayım ben. Evet kasamızın hiç yerini değiştirmeden e, buradan Grapto the... Graptodaklısı üretime alacağım ben sizlerle. Şu soruyu çok alıyorum. Leyla Hanım, sukulentimin, sukulentimin alt yaprakları soldu. Yoksa sukulentimi kayıp mı ediyorum? Bakın arkadaşlar aslında çok sağlıklı bir sukulent. Ama gördüğünüz gibi alt yapraklarının su çekilmeleri var. Bu alt yaprakları hiç korkmuyoruz. Bitkimiz gayet sağlıklı. Bu şekilde alt yaprakları alıyoruz. Ve bunları üretime alabiliriz arkadaşlar. Çöpe falan atmıyoruz. Evet. Yani bitkinin göbeği sağlıklı ise ki gördüğünüz gibi sağlıklı gözüküyor. Alt yapraklarımız eğer solgunsa hiçbir sorun yok. Bakın bebek bile vermiş yan taraftan. Evet, ben bunu pat pat koparıyorum ama <laughs> yeni başlayanlara gösteriyorduk. Arkadaşlar bu şekilde Sağa sola oynatarak bitkimizin yapraklarını koparıyoruz. Evet. Şunu dalayım. Da Gördüğünüz gibi <laughs> yine bayağı bir şeye benzettim. Hatta daha da ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha da ne yapıyoruz? Hemen kök kısmını ayrı değerlendireceğiz. Kelle kısmını ayrı değerlendireceğiz. O yüzden şuradan şöyle bitkimizi kesiyoruz. Bu kök kısmını dikeceğiz arkadaşlar. Bu kelle kısmını da dikeceğiz. Yapraklarımızı da yatıracağız. Şimdi kasamızın yanına gidelim. Evet arkadaşlar bu kelle kısmını herhangi bir yere bu şekilde dikiyorum. Bakın bunlar kelle. Bakın burada kellelerimiz var. Bu arada buradan bir tane de kabak çıkmış arkadaşlar. Şaşkın. <laughs> Allah'ım Allah ya Rabbim ya bu mevsimde ne işin vardı da çıktın bilmiyorum ki. Şurada da boşluğumuz var. Şunu da hemen şuraya iliştirelim arkadaşlar. Evet. Şöyle bebeklerimizi koyalım. Sonra da kopardığımız yaprakların her birini yani alelade de atabilirsiniz ama dizebilirsiniz de. Ben genelde kambur kısımlarını alt kısma benim için doğru olan budur. Sizin için doğru olan nedir bilmiyorum ama ben bu şekilde kambur kısımlarını alt kısma gelecek şekilde diziyorum arkadaşlar. Evet, hemen seri bir şekilde. Evet, yapraklarımızı bir şekilde saksımıza, balık kasamıza dizdik. Şimdi sulamasını göstereceğim. Bazı arkadaşlar yaprak bebeklere annedeki sudan beslendiği için su vermiyorlar. Ben veriyorum arkadaşlar. ben e, sık sık olmasa da ara ara sulamayı tercih ediyorum. Hani her kadının e, ayrı bir yoğurt e, çalışı vardır derler ya o tabirle e, alakalı bir şey galiba yani o şekilde de doğru olabilir. Bu şekilde de doğru olabilir. yani sizin kafanıza hangisi yatıyorsa onu yapacaksınız arkadaşlar hayran hayran böyle bu şekilde bir yandan da size gösteriyorum evet şimdi sulamasını gösteriyorum fıs fıs hayır kesinlikle fıs fısı yıllardan beri arkadaşlar önermiyoruz fıs da sulama hiçbir çiçeğimize hiçbir bitkimize fıs fısla sulama yapmıyoruz ne yapıyoruz direk suluyoruz evet bakın cız cız ses geliyor arkadaşlar Duyuluyor mu? Bayağı bir bayağıdan beri su vermiyormuşum belli oldu güzelliklere. Evet kameramız biraz daha alalım. Bu sesi mutlaka duymanızı istiyorum. Maşallah deyin bu arada çiçeklerime, bebeklerim arkadaşlar. Bebekler hassas olur biliyorsunuz. Çok tatlı olurlar o yüzden çiçeklerimizi de, çocuklarımızı da gördüğümüzde maşallah diyoruz. Çünkü nazara inanıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde sulamamızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi ben sizlerle hemen graft yok pardon, Ekveria trompetlerimi göstereceğim. Evet, bu saksımızda biraz özel bebeklerimizin olduğu bir saksımız. Bu bölüm e, ekveriye asenta sana bu bölüm e, ekveriye trampet Arkadaşlar şöyle hemen bakın <laughs> ağzını burnunu yerim ben senin ya arkadaşlar böyle bakar mısınız veriyakata bir havası var kameramızın odaklanmasını bekliyorum Maşallah, güzelliğim benim. Evet burası Ekveria, Asenta, Sana. Hadi kamera. Heh. Evet. Burası da arkadaşlar. Ekveria Trompet. Hani Acıma'dan koparmıştım bir kocaman şeyin trompetin nasıl kıydın Leyla demiştiniz İyi ki de kıymamış arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi de çok sevimli bir şekilde bebek vermişler bunları da yine bu şekilde bakın kelle kısmı burada kök kısmı dikili bunları da yine normal bir şekilde suluyorum arkadaşlar ee, Burada Richard bebeklerim var. <laughs> Ay çok tatlılar maşallah. Çok zevkli bir iş gerçekten. Yapraktan sukulent üretimi. Sizleri de e, mutlaka yapmanızı öneriyorum. Teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, izlemelerinizi lütfen bizden esirgemeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.